1341 doğumlu Nebi Önay. Tarihimi anlatayım, hayatımı mı anlatayım? Hem hayatınızdan bahsedin, hem hayatımdan bahsedeyim. Anlatmak istediğiniz Van'la ilgili anılarınız, eski Van'la ilgili söylemek istedikleriniz olur. Kendi hayatımdan bahsedeyim. Hem Van'dan bahsedeyim. Biz fakir bir aileydik. O yıllarda bütün izdihamlar, her şey mevcuttu. Geçimleri zor idare ediyorduk. Ve bu hayatta devam ederek okulumuzu yine bitirmeye devam ettik, çalıştık. Ve millete hayırlı insan olmak için elimizden gelen gayreti yapmaya hazır olduk ve terk etmedik. Kimseye de muhtaç olmadan hayatımızı elhamdülillah kazanarak bugüne ve bu saadete eriştik. Bugün bu tertipleyen bu şeyi heyeti, bu cemaati yapan kardeşlerimin cümlesinin ölüsüne rahmetler diler ve onlara saadetler, kalanlarına da saadet dilerim. Anladın mı? Büyük bir zevk verici, büyük bir iftihar olucu bir vesile oldu bu. Çünkü bu kadar topluluğu bir arada bulmamıza imkan yoktu. Ama buna sebebiyet veren kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Geçmişlerine de rahmet olsun diyorum. Gençliğinizdeki Van'dan bahseder misiniz biraz daha? Geçmişteki Van'dan bahseder misiniz biraz daha? Van'ı anlatır mısınız? Sizin gençliğinizdeki Van'ı anlatır mısınız? Van'ı mı? O duyaraya neşter vurma. O yara çok derindir. O yarayı anlatırsam duramam. Ağlarım. Ağlatırım. Çok çektik. Toprak Kale'den ta Batman'a kadar yayan yürüdüm. 4 gün 4 gece yayan gittik. Vasıta yoktu. 48 sene devlete askerlik yaptım. Hizmet verdim. O mücadeleyi verdikten sonra, memleketime döndükten sonra yine aynı askeriyede görev alarak bu işi yürütmeye, yani sağlık hizmetinde memleketime yararlı olmak üzere çok hizmet verdim. Dostlarımın evlerine giderek onların hizmetlerine yüklendim. Anladın. Ve Allah'a hamdolsun bugüne kadar bu saadete kavuştum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen de sağ ol.